Arkadaşlar, evet bugün yarış sonrası günü recovery yapacağız. Ahmet'le beraber. Ne var usta? İyidir abi. Böyle rehber buldum kendime. Marmaris'i nereye bulunca kaçırmıyordum. Tabii yarıştan önce de Tolga'larla beraber çıkmıştık biliyorsunuz. Yani bir ay önce. Şimdi böyle ufak ufak süreceğiz böyle sahilde. Bu sefer Turuş tarafına değil öbür tarafa doğru gidiyoruz. Akyaka mıydı bu taraf? Neydi? Yalancı Boğaz. Yalancı Boğaz'a gidiyoruz. Selamlar. Bu da de yabancı bir selamlar dedim de. Anlamadım muhtemelen. Şimdi biraz da dünkü yarışla ilgili bir şeyler anlatacağım arkadaşlar. Çok gerçekten parçalayıcı bir yarıştı. Öyle kolay bir yarış değildi. Yani benim videolarda yokuşlar falan biraz şey diyordum da ben antrenman olarak çıktığım için yokuşlar çok bana etki etmemişti o zaman. Ama tabii şimdi yarışta, yarış performansında bayağı bir etkiledi. Benim teknik bir problemim oldu tabii. Bunu da gördünüz zaten. Instagram'da da paylaştım. Ama şöyle bir şey. Ya bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Çünkü bu tür yollarda öyle. Tamam benim hatam var. Onu da kabul ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsunuz DIT'yi ben yeni takmıştım. Daha bir hafta falan oldu. 3 hafta oldu. Buraya geldiğimde sürüş yaptım. Ama toplasak bir 60 km falan sürmüşümdür. Ama o şekilde yarışa girdim. Ve tabii zemin de çok tırt şey olduğu için, bozuk olduğu için. Ya bozuk değil de işte soğuk asfalt olduğu için sürekli titredik. Ve benim sol şurası vidası gevşedi arkadaşlar. Ve o yerinden çıktı bir süre sonra. Ve böyle olunca da benim ön frenim yoktu yarış sırasında 30 son 30 kilometrede. Ve büyük aynaya da alamıyordum. Çünkü DI2'nun da orada iletişimi koptu bu çıkınca. Hani o son 10 kilometredeki düzlükte ben küçük aynada seri kadans 40'la falan gitmeye çalışıyordum. Yaklaşık işte 120-130 kadansla falan çeviriyordum. Zaten videoda da görürsünüz orası çok sallanıyor. Ben sürekli böyle böyle şey yapıyordum. Ama yani genel olarak işte bunlardan ders almak lazım arkadaşlar. Ben size hep diyordum yeni bir şeyden kesinlikle yarışmayın, herhangi bir şeye girmeyin diye. Biz yaptık işte. Direkt cezasını da çektik. Ama olsun yani sonuçta bu Grand Fondo arkadaşlar. Yani Tour de France'a katılmıyoruz. Çok da önemli değil. Çok da şey yapmamak lazım yani. Bir şey olur ya. Adam diyorum ki Tour de France olsa adam arkadan çıkarır. Yani. Aynen öyle. Kolay şey. Ve yani o tür etaplarda şeyin bile, Sagan'ın bile en son Rubede geldi başına. Onu izlediniz mi bilmiyorum. Eğer videosunu bulursam gösteririm. Gideon Boğaz'ı şey yaptı adamın. Giderken kendi sıktı. Tabii bizim giderken müdahale edebileceğimiz bir durum değildi o. Çünkü o Sagan. Bazı şeyleri de şöyle açık koyalım ortaya. Evet. Yani ona rağmen ben çok eğlendim. Çok keyifli bir yarıştı. Bir sürü insan çok öyle. Evet birkaç kaza da oldu. O arkadaşlara da geçmiş olsun. Yani bisiklet böyle bir şey arkadaşlar. Kaza olabilecek bir spor. Zaten Tour of Antalya'da bir konuşmada şöyle bir şey geçmişti. Kaza olmayan yarış bisiklet yarışı değildir şeklinde. Olur arkadaşlar bunlar. Maalesef çok dikkatli olmak lazım. İşte ben hep diyordum size. Çok dikkat edin bu ilişte çok dikkat edin diye. Ben tek frenle indim oradan. O kadar dedik dedik. Evet neyse. Böyle bir yarış geçti. Şimdi İznikultura'ya gideceğiz. Senin yarışla ilgili görüşlerinden bir Marmaris'te olarak böyle bir yarışın burada olması. Zorlayıcıydı bizim her antrenmanımız böyle zaten. Can çekişe çekişe oldu. Ya ben, gayet güzel yani bakalım bir sonraki seçmede Kapadokya'da olmaya çalışacağım hani. Ha, bu arada ben diyorum işte o problemlere rağmen ben de genelde 26. yaş grubunda da 8. oldum. Yani öyle de bir durum var. Ya onun işte beni 2 kişi falan geçti bu arada. Ya bir şey olmamış yani. O oyun işte bir tanesi benim rakibimdi. 7. olacaktım. Çok da önemli değil yani. Abi ya inişim çok zayıftı ben. Korktum hani. Sonlara doğru dedim ya yeter dedim ölürsem öleyim falan. Evet. Ama şeyi fark ettim iyi yokuş inebiliyormuşsun yani. Peki Marmaris için ne düşünüyorsun böyle bir yarışların olması? Abi çok güzel bence yani. Parkurlar olsun. Değil mi? Çok güzel. Yol bisikleti için çok güzel parkurlar var. Aynen öyle. Yani 3 gündür ben geziyorum. İşte bugün uçağım var saat 4'te. Hemen dedim bir saat falan daha bir turlayalım çünkü İstanbul'a gidince uy. Lan güzel yollar dedik. Güzel yollar dedik bir anda yollar bozuldu. Abi şey daha bisikleti parkurları. Ha bir de onlar var değil mi? Hani onlara da ayrı gelmek lazım. İstiyorsunuz daha bisikleti bisiklet. Hani Grand Fondo'nun
paketlerin içinden bir tane şey çıktı böyle bir tür rehber gibi bir şey çıktı. Onda mesela bir sürü şey var. Tabii. Hani bisiklet yolları var, evet. Tolgaların yaptığı Marmaris bisiklet yolları diye bir haritalar var arkadaşlar. Burada bir sürü yol var, bir sürü. Yani o haritalarda şey de var. Yani nerelerde düzgün yol var, nerelerde MTB yolu, hepsini orada belirtmişler. En büyük avantaj da şey, hani karekod sistemi devrede diyebiliyorum şu an. Şeylerin üstünde karekodlar var. Karekodları okutunca en yakın köy, ilk kilometre falan her şey yazıyor. Bence en büyük avantaj. Süper. Bu arada bakın ne güzel yerlere geldik. Biraz muhabbeti bırakalım da sürelim artık. Hadi bakalım. Burada bu sürüş bugün öyle bam 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 sürüş değil. Recovery sürüşü, toparlanma sürüşü. Güzel beslenmemizi yaptık değil mi? Bugün de işte biraz kan dolaşımını hareketlendirmemiz lazım ki o kaslara tekrar kan gitsin ve tekrar toparlanmayı hızlandırsın diye hafif sürüş yapmak lazım. Ya da koşu, hangisini yapıyorsan. Bu kadar firmanca da böyle manzaralı oluyor arkadaşlar. Oh mis gibi. Şimdi Yalancı Boğaz diye bir yer varmış, oraya gidiyoruz. Mis mis. Plaj şeklinde bir yer değil burası. Oo, mis. Hava da gün şansımıza güneşli değil, sıcak değil yani. Hava da gerçi saat 11.30. Evet, şu anda Paralübe'ye geldik. Paralübe yarışında arkadaşlar burada böyle 60 km hızla gidiyorlar. Evet, bakın. Bayağı zorlu bir yol. Yani herifler bu yolda nasıl böyle 60 km hızla gidiyor bir anlamadım şimdi. Şimdi gerçekten daha bir anlamsızlaştı o yarış. Ama baksanıza manzaraya. Şurası işte demin geçtiğimiz marinanın orası. Marmaris şu tarafta değil mi? Şuradaymış. Evet, bak orada. Görmüyoruz tabii siz orayı. Gelin gelin buralara gelin arkadaşlar. Marmaris süper yer. Tabii yazın sıcak oluyor burası. Öyle yazın mi? Böyle çok rahat bir şekilde antrenmana çıkılmıyor. Bizim İstanbul'daki gibi 5'te 4.5'te falan çıkman gerekir burada yazın. Ama gel buraya 5'te antrenmana çık, sonra bütün gün senin işte. Zaten sabah bisikletle işe, akşam işe gidiyor ya. Sabah 8-9 gibi. Ya da işte sen işe gitmeyeceksin, buraya gelip tatilini yap ondan sonra. Mis. Hem antrenman hem tatil. Aynen. Senin nasıldı yarış? Ya ben 2 haftalık antrenmanla geldim. Hani fazla zorlayamadım. İşte kalpsel sıkıntılar falan vardı. İşte son güne kadar birazcık korkuyordum ama işte korkutucu bir parkur çünkü yani. Sabahleyin kendime bayağı bir şey yaptım. Motive ettim kendimi dedim. Ya dedim en kötü eğlenirim dedim. Sonra ne oldu? Yokuşun sondaydı değil mi biz seninle karşılaştık? Evet evet. Baktım Fatih abi. Yapıştım arkasına. Nabız 180. Zorladık işte, gittik gidebildiğimiz kadar. Evet.
Ama hani arka grubu koparmamız ve hani ön tarafta olmamız, ortalarda bir yerde tamam. olmamız çok çok iyiydi. Aynen öyle. Ben çünkü sürekli öne gitmek istiyorum. Ama gruptaki bisikletçiler, onun bisikletçiler niye çevirmiyorsunuz ya? Çevirseniz oğlum lan. Yarışa gelmişiz. 30'da gidilir mi lan? ön tarafa yetişmemiz lazım. Orada 40 ortalama yapmamız lazım. 5 kişiyiz, 6 kişiyiz. Kimse çevirmeye sonunda biz 2-3 kişi zaten koptuk. Ön tarafa gittik yani. Gitmek zorundaydık ama yani. Ama yokuşlar gerçekten çok zor. Özellikle de o turunçtan önce çıktığımız yokuş zaten çok şeydi ya. Yanıltıcı yokuşlar vardı. Hani iniyorsun, bitti yokuş falan diyorsun. Sonra görüyorsun. Çok sıkıntılıydı. Ama çok eğlendik gerçekten. Aynen. Şimdi işte keyfini çıkarıyoruz. Recovery sürüşü mis gibi geldik buralara. Evet, hadi şimdi yavaş yavaş dönelim. Çünkü benim uçak var. Hadi. Şimdi biraz önce çıktığımız o Bogdan yolu, net olarak Bogdan yolu, Pararube yolunu şimdi ineceğiz. Bu gidiş, onu düşünüyorum bir saattir. Nasıl ineceğiz, nasıl? Çıkarken düşünüyordum. Hep diyordum Ahmet'e, oğlum geldik falan diyordum. Çünkü hep ineceğiz, hep kafamda o vardı. Öyle olacağız. Hadi. Sonuna geldik arkadaşlar. Süper bir yarış oldu. Öncesinde sonrasında bütün Marmaris'i gezdik. Size göstermeye çalıştım buradaki yolları. Böyle gittiğim yerlerde hep böyle yapmaya çalışacağım. Tabii imkanlar el verdiği sürece. Evet, şimdi yavaş yavaş toplanalım ve İstanbul'umuza dönelim. Hafta sonu İznik'e gideceğim. İznik'te ultramaraton koşacağım 30 kilometre. Ama öncesinde erken gideceğim. O parkuru diğer yarışlardaki gibi önceden koşacağım. Size o parkurla ilgili bazı önemli noktaları göstereceğim. Evet, hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.